Son yüzyılın en büyük sorunlarından biri, şüphesiz ki, küresel ısınmadır. İnsanlar tarafından, atmosfere salınan karbondioksit gibi gazların, sera etkisi yaratarak, dünya yüzeyinde ve yer kabuğunda, sıcaklığın artmasına sebep olmasına, küresel ısınma denilmektedir. Esasında, sera etkisi denilen bu olay, doğal bir durumdur, ancak insanların, zararlı gazları atmosfere salması sonucu, sera dengesi de bozulmakta ve ısınma yaşanmaktadır. Sera etkisi. Küresel ısınmaya neden olan, sera etkisi yaratan gazlar şunlardır. %36 ila %70 oranında, su buharı, %9 ila %26 oranında, karbondioksit, %4 ila %9 oranında, metan gazı ve %3 ila %7 oranında, ozondur. Bazıları, insanlar tarafından, atmosfere salınan bu gazlar, dünyanın, üzerinde oluşturduğu bir örtü tarafından, tutulduğu için, yeryüzü sıcak kalmaktadır. Doğal bir örtü olan, sera gazlarından oluşan bu örtü olmasaydı, güneşten gelen ışınlar, dünyayı normalin üstünde ısıtır ve geceleri de çok fazla soğuk olurdu, ayrıca canlı yaşamına elverişli bir ortam olmazdı. Küresel ısınma nasıl oluşur? Kömür, doğal gaz, petrol gibi fosil yakıtların yanması neticesinde, bu yakıtlardan metan, azot ve karbondioksit gibi zararlı gazlar atmosfere yayılmaktadır. Atmosfere yayılan bu zararlı gazlar, sera gazlarının artmasına neden olmaktadır. Zarar gören doğal sera örtüsü, dünyaya gelen güneş ışınlarının normalden fazla geçirilmesine neden olur. Bununla beraber, yer kabuğundan yansıyan sıcaklık, sera örtüsü nedeniyle atmosfer dışına çıkamaz ve sıcaklık artışı yaşanır. Sera etkisi ile dünyadaki ortalama sıcaklık değerleri de artarak küresel ısınmaya neden olur. Küresel ısınmanın sonuçları nelerdir? Dünyanın iklim sistemini değiştiren küresel ısınma, dünyanın her yerini doğrudan etkilemektedir. Ekvatordan kutuplara kadar, küresel ısınmanın neden olduğu bazı sonuçlar bulunmaktadır. Bu sonuçlardan en önemlisi, kutuplarda yer alan buzulların erimesidir. Kutup bölgelerindeki buzulların, küresel ısınmaya bağlı olarak erimesi, bölgedeki deniz seviyesinin yükselmesine ve doğal olarak da, bölgedeki kıyı alanlarının tamamen sular altında kalmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki yaşanabilir alanları azaltan bu durum, tüm dünya için önemli bir tehlikedir. 1960'lı yıllardan günümüze kadar, Kuzey Yarımküre'deki kar örtüsünde, yaklaşık olarak, %10 oranında, bir azalma meydana gelmiştir. Son yüzyılda deniz seviyeleri de, 10 ile 25 santimetre arasında, yükselmiştir. Küresel ısınmanın bir diğer sonucu da, bazı bölgelerdeki su taşkınları ile kasırgaların, şiddeti ve yaşanma sıklığının artmasıdır. Bunun tam tersi durumda, bazı bölgelerde aşırı ve uzun sıcaklığa bağlı olarak şiddetli kuraklıklar, hatta çölleşmenin yaşanmasıdır. Kısacası, küresel ısınmaya bağlı olarak iklim özellikleri çok şiddetli ve hızlı bir şekilde değişime uğramaktadır. Ayrıca, mevsimsel geçişlerin de değişmesi, küresel ısınmanın yarattığı bir sonuçtur. Dünyanın bazı yerlerinde, bahar mevsiminin normalden erken gelmesi, kış mevsiminin daha kısa sürmesi gibi farklı iklimsel olaylar yaşanmaktadır. Bu iklimsel değişiklik, öne alınamayacak kadar ilerlediği takdirde, insanlığı çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakacağı söylenebilmektedir. Küresel ısınmayı engellemek için, bireysel olarak, basit formüllerin uygulanması yerinde olacaktır. Bu formüller, şu şekilde sıralanabilmektedir. Enerji dostu ampuller kullanılmalı. Televizyonlar, bekleme konumunda bırakılmamalı. Doğru ışıklandırma kullanılmalı. Klima yerine, vantilatör kullanılmalı. Evler, ısı kaybına karşı yalıtılmalı. Diş fırçalama, bulaşık yıkama esnasında, musluk açık bırakılmamalı. Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli. Akan tesisatlar hızlıca onarılmalı. Toplu taşıma araçları tercih edilmeli. Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine yürümeli.
uzun duraklamalarda aracın kontağı kapatılmalı. Tüketiciler uzun ömürlü ürünlere yönelmeli. Başta PVC olmak üzere plastik ambalajlardan kaçınmalı. Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli. Alışverişlerde plastik poşet kullanılmamalı. Bilgisayarlar bekleme konumunda bırakılmamalı. Geri dönüşüme gereken önem verilerek çevreye katkı sağlanmalı.